Arkadaşlar 9. sınıf kazanım kavrama testlerinden devam ediyoruz kaldığımız yerden 4. testteyiz. Yağlar ve proteinlerle ilgili bir testimiz var. Şimdi bakalım birinci soruda diyor ki şöyle diyor ki çöl hayvanları ve uzun mesafeli göç yollarını kullanan hayvanlar vücutlarında yağ depolar. Ayrıca farklı iklim ve koşullarda yaşayan canlıların vücutlarındaki yağ depolama miktarları farklı olabilmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşlamaz? Bir kere arkadaşlar şunu söyleyeyim. Neden yağ depoluyorlar vücutlarında? Bizler de mesela vücudumuzda yağ depoluyoruz. Çünkü yağlar hem hafiftir hem de az yer kaplarlar. Vücudumuzda glikojen depoları dolduğu zaman yediğimiz fazla besinler eğer ki onları enerji üreterek tüketmiyorsak yani fazla hareket etmiyorsak işte monoton bir hayatımız varsa o zaman ne oluyor biliyor musunuz o yediğimiz fazla besinler arkadaşlar yağa dönüştürülüyor. İlk önce bağırsakların etrafına daha sonra arkadaşlar vücudumuzdaki diğer organların etrafına yağ depolanmaya başlıyor. Bunu özellikle ee, yapan hayvanlar da var. Mesela işte develer, hörgüçlerinde yağ depoluyorlar. Yine göçmen kuşlar arkadaşlar yağ depoluyorlar. Peki yağ depolamanın temel amacı nedir? Hem hafif olduğu için az önce söyledim. Hem arkadaşlar yağlar oksijenle parçalandığı zaman yani oksijenli solunuma girdiği zaman çok fazla miktarda su ve fazla miktarda enerji üretirler. Özellikle çöl hayvanlarında bu üretilen su arkadaşlar oldukça önemlidir. Biz buna metabolik su diyoruz zaten. Bu metabolik suyu kullanarak su ihtiyaçlarını karşılarlar. Şimdi bakalım diyor ki. Develer su ve enerji ihtiyaçlarını hörgüçlerinde depoladıkları yağ moleküllerinden sağlar. Az önce söyledik, doğru. Göçmen kuşlar uzun mesafeli uçuşlar için gerekli enerji ve su ihtiyacını yağ moleküllerinden sağlar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bu depoladıkları yağ sayesinde tekrardan beslenme ihtiyacı duymuyorlar, uzun süre uçabiliyorlar. Yağ molekülleri hücresel solunumla kullanıldığında bol miktarda su ve enerji açığa çıkar. Bu da doğru az önce söyledim. Yağ molekülleri bazı hormonların yapısına katıldığı için düzenleyicidir. Şimdi arkadaşlar, yağ molekülleri hormonların yapısını oluşturabilir ama bunun e, vücutta yağ depolanmasıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Bakın verilen bilgi doğru ama vücutta yağ depolanmasıyla herhangi bir ilgisi yoktur. O yüzden cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı. Soğuk iklimlere adapte olmuş hayvanların deri altında biriktirilen yağ miktarı fazladır. Bu da bizi soğuktan korumak içindir. Cevabımız denizli şıkkı olacak. İkinci soru, doymuş yağ asitleri ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi ilk önce size soruyu okumadan önce ne yapalım? Doymuş ve doymamış yağ asitlerini bir anlatayım. Arkadaşlar, şimdi doymuş ve doymamışlık neye göre? Yapısındaki hidrojen sayısına göre. Şimdi bizim yağ asitlerimiz uzun zincirli karbon e, zincirlerinden oluşuyor arkadaşlar, uzun karbon zincirlerinden. Bu karbonlar kendini ee, tamamlayabilmek için kararlı hale gelebilmek için dört tane bağ yapmak zorundalar. Şimdi bu dört bağı yapmak için ne yapıyorlar? Bir kendi aralarında kuruyorlar bağları. Bir de arkadaşlar yapılarına hidrojen bağlıyorlar. Şöyle kısaca göstereyim ben. Tabi sembolik gösterim. Bu direkt bu şekilde değil. Oksijen de vardır yapısında. Şimdi bakın burada hidrojen bağladı. Şöyle bütün karbonlar kendini dörde Tamamladı değil mi? Kararlı hale geldiler. Biz bunu doymuş yağ asidi diyoruz. Neden doymuş yağ asidi diyoruz? Çünkü hidrojene doymuştur. Bütün karbonlar arkadaşlar kararlı hale gelmiştir. Ve yapılarında bol miktarda hidrojen vardır. Biz bunları doymuş yağ asidi diyoruz. Doymuş yağlar e, yapısına doymuş yağ asitlerini alırlar. Ve doymuş yağ asitlerinin yapısında bakarsanız arkadaşlar karbonlar arasında tekli bağlar vardır. Bakın çift bağ değil tek bağ var. Ve oda sıcaklığında katıdırlar arkadaşlar. Bunlar genellikle hayvansal yağlardır. Doymuş yağlar. Gelelim doymamış olanlara. Şimdi doymamış olanı da şöyle anlatmak istiyorum. Diyelim ki şuradaki bir hidrojeni sildim. Şimdi ben bu hidrojeni sildiğimde bu karbon ne oldu? Açıkta kaldı değil mi? Arkadaşlar bu karbon açığını kapatmak için ne yapıyor? Gidiyor diğer karbonla bir bağ daha yapıyor. Şimdi burada bir bağ yaptığına göre şu üçüncü karbona bakıyorum. 1, 2 3 4 5 bağ yaptı. Normalde karbon kaç bağ yapması gerekiyor? 4. O zaman ben buradaki hidrojenin birini de sildim. Hidrojen sayısı azaldı mı? Azaldı. İşte biz buna da ne diyoruz? Doymamış yağ asidi diyoruz arkadaşlar. Doymamış yağ asitlerinin yapısında çift bağlar vardır karbonlar arasında ve hidrojen bakımından da fakirdir. Doymamış yağlar, yağ asitleri oda sıcaklığında sıvıdır arkadaşlar. Genellikle bitkisel yağlardır. Onu da söylemiş olalım. Şimdi bakalım. Diyor ki doymuş yağ asitleri ile ilgili ilk anlattığımı soruyor. Karbon atomları arasındaki bağların hepsi tektir demiş. Doğru arkadaşlar az önce söyledik. Tek bağ sahip. Yapısına katıldıkları yağda, yağlar oda sıcaklığında sıvıdır. Doymuş yağlar için ne dedik? Oda sıcaklığında katıdır dedik. Bu yanlıştır. Genellikle hayvansal kaynaklı yağ asitleridir. Evet az önce de söyledik. Mesela örnek verelim. Tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı gibi arkadaşlar. Hayvansal kaynaklı olan yağlar nedir? Doymuş yağlardır. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı 1 ve 3 olur. Aşağıda diyor nötral yağların oluşumu ile ilgili grafik verilmiştir. Grafik ve nötral yağ oluşumu dikkate alındığında ifadelerinden hangileri doğru olur? Şimdi nötral yağlar neydi? Trigliseritler. Trigliseritlerin yapısında arkadaşlar bir tane gliserol molekülü. Bu gliserol molekülüne bağlı 3 tane de yağ asidi vardır. Şöyle 3 tane yağ asidi var arkadaşlar. Her bir yağ asidi bağlandıkça bir molekül ester bağı ortaya çıkar ve arkadaşlar bir molekülde su açığa çıkar. O zaman bir nötral yağda kaç tane ester bağı vardır? 3. Kaç molekül su açığa çıkar? 3 arkadaşlar unutmayın. Şimdi buraya baktığım zaman kaç tane nötral yağ var bakın? Kaç tane nötral yağ var? Şimdi burada nötral yağ sayısını bulmam için. Bir kere K ney? L ney? Onu bilmem lazım. Hangisi gliserol? Hangisi yağ asidi? Şimdi fazla olan, sayıca fazla olan ne olacak? Yağ asidi olacak. Sayıca az olan da gliserol olacak. O zaman 4 tane olan gliseroldür. Yani K gliserol. Gliserol. 12 tane olan bakın 3 ile çarptığınız zaman 4'ü 12 yapıyor değil mi? Bir nötral yağ yapısında 3 tane var çünkü. O zaman L nedir arkadaşlar? Yağ asididir. Şimdi bakalım. Diyor ki K gliserolü L ise yağ asidini ifade eder. Doğru mu? Evet doğru bulduk. Doğru. Oluşan nötral yağ sayısı kadar su üretilir. Bakın kaç tane nötral yağ üretilmiş? 4 tane. Çünkü kaç tane gliserol varsa o kadar nötral yağ üretiliyor. Peki bir gliserol e, pardon, bir nötral yağ üretilirken kaç molekül su açığa çıkıyor? 3. O zaman benim 4'ü kaçla çarpmam lazım? 3 arkadaşlar. Yani 12 tane su üretilir. Nötral yağ sayısı kadar değil. Yağ asidi sayısı kadar su üretilir. Unutmayın bu yanlıştır. Kullanılan L sayısı kadar ester bağı kurulur. L neydi? Yağ asidi. Kaç tane yağ asidi bağlanıyorsa o kadar ne oluşuyor? Ester bağı oluşuyor. O yüzden bu doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olur arkadaşlar. Edirne şıkkı. Grafikleri yorumlamak çok çok önemli. ÖSYM'de grafik sormayı çok seviyor unutmayın Arkadaşlar gelelim diğer sorumuza dördüncü sorumuz diyor ki fosfolipitlerle ilgili hangileri doğrudur Şimdi fosfolipitlerden bahsedelim arkadaşlar fosfolipitlerin yapısında yine bir tane gliserol molekülü buna da bu sefer iki tane yağ asidi bağlanıyor yağ asitleri bağlandıkça da ester bağı ve su molekülü oluşuyor arkadaşlar Ayrıca bu gliserole bağlı bir tane de fosfat grubu bulunur fosfolipit bu yüzden diyoruz zaten ee, yağ asitlerinin Fosfat grubunun ve gliserolün bulunduğu kısım arkadaşlar suyu seven yani hidrofilik kısımdır. Suyu sevmeyen kısım ise yağ asitlerinin bulunduğu kısımdır arkadaşlar. Bu da hidrofobik kısımdır. Hidrofobik kısım apolar yapıda olduğu için suyu sevmez arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Diyor ki hücre ve organel zarlarının yapısal moleküldür. Evet arkadaşlar fosfolipitler hücre zarının ve organel zarlarının yapısını oluşturuyor. Doğrudur. Molekülün fosfat kısmı hidrofobiktir. Şimdi fosfatla kısma ne dedik biz? Hidrofilik dedik, hidrofobik demedik. Bu yanlış. Gliserole bağlı iki yağ asidi ve bir fosfat grubundan oluşur. Az önce söyledik zaten. Doğru. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3. Denizli şıkkı olacak. 5. soru Steroidlerle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi steroidler bir kere yapısında glisteroldür, yağ asittir bulunmaz. Bunlar arkadaşlar yağ çeşitlerinden bir tanesi. Yapısında yağ asidi, glisterol yok. Farklı bir yağ. Bunlar hormonların yapısına katılabiliyor. Enzimlerin... Ee... Pardon, eşeysel hormonların yapısına katılabiliyor arkadaşlar vitaminlerin yapısına katılabiliyor dolayısıyla özellikleri genel olarak bunlar ayrıca steroidlerden özellikle kolesterolü bilmenizi istiyorum çünkü kolesterol hayvan hücrelerinde hücre zarının yapısına katılarak arkadaşlar zar geçirgenliğini artırır ama eğer fazla miktarda olursa bu seferde ne yapacak zarı Katılaştıracak. Dolayısıyla arkadaşlar zarın akışkanlığını azaltacak. O zaman ne olması lazım? Kararında olması lazım. Diyor ki hücre zarının yapısına katılarak zar geçirgenliğini artırır. Doğru. Bu arada steroidlerden kolesterol sadece e, hayvanlarda bulunur arkadaşlar, bitkilerde bulunmaz. Onu da söylemiş olalım. İnsan vücudunda provitamin D'nin aktifleşmesinde kullanılır. Doğru dedik ya vitaminlerin yapısına katılıyor diye doğru. Sinir hücrelerinde iletim hızını artıran mielin kılıfın yapısına katılır. Bu da doğrudur. E, steroidin bir görevidir. Eşeysel hormonları yapısına katılarak düzenleyici olarak görev yapar. Bu da doğru. Az önce söyledim. Hormonların yapısına katılır diye. Çift tabakalı olacak şekilde sıralanarak hücre zarının iskeletini oluşturur. Arkadaşlar bu steroidlerin değil fosfolipitlerin özelliğidir. Fosfolipitler hücre zarının yapısına katılırken şöyle yapıyorlar bakın. Şu şekilde çift sıralı olacak şekilde arkadaşlar hücre zarının yapısını oluşturuyor. Hidrofobik yani suyu sevmeyen kısımlar birbirine bakıyor ki buralardan su geçmiyor. Dolayısıyla eğer su geçerse zaten yapı bozulur. Hidrofilik yani suyu seven kısımlar da hücrenin dışına ve içine bakar arkadaşlar. Böylece e, çift tabakalı dizilmiş bulunurlar. Gelelim 6. sorumuza şurayı silelim. Diyor ki günlük yağ ihtiyacımız aktiviteye göre 50-100 gram kadardır. Tabi biz bunun çok çok fazlasını alıyoruz değil mi? Yağı bu oranın üzerinde tüketmek obeziteye neden olmaktadır. Ayrıca doymuş ve trans yağların fazla tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarına neden olabilmektedir. Buna göre diyor hangileri yapılabilir? Yağ tüketimi engellenmelidir diyor. Şimdi arkadaşlar, yağ tüketimi engellenmelidir diyemeyiz. Neden? Çünkü günlük bizim 50-100 grama ihtiyacımız var. Eğer engellersek bunu almayız vücudumuzda farklı özellikler yani hastalıklar ortaya çıkabilir. O yüzden bu yanlıştır. Obezitenin engellenebilmesi için karbonhidrat tüketimine ağırlık verilmelidir. Arkadaşlar bu da yanlıştır. Karbonhidrat tüketimine ağırlık verirsem ben eğer fazla karbonhidrat bir süre sonra neye dönüşecek? Yağa dönüşecek zaten. O da bizim kilo almamıza sebep olur. Yani obeziteye sebep olur. Bu da yanlış. Bitkisel kaynaklı doymamış yağlar sağlıklı beslenmede etkilidir. Bakın bu doğrudur. Cevabımız ne olacak? C şıkkı yalnız 3 olur. 7 soru. Proteinler kısmına geldik şimdi. Amino asitlerin yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır bakalım. Şimdi amino yapısına baktığımız zaman zaten şurada vermiş arkadaşlar. Bunun üstünden anlatayım ben. Amino yapısında bir tane karboksil grubu, A bölümü olan karboksil. Bir tane amino grubu vardır, bir tane hidrojen vardır, bir de R, radikal dediğimiz veya değişken dediğimiz bölüm bulunur. Şimdi şu yukarıda kalan kısım, bakın şu kısım tüm amino asitlerde aynıdır. Ama R kısmı farklılık gösterir, değişkenlik gösterir. Dolayısıyla amino asitlerin çeşitliliğini R kısmı belirler. Bu R kısmı arkadaşlar... Ee, R kısmının çeşitliliğine göre 20 çeşit amino asit vardır doğada. Biz bunlardan 12 tanesini üretebiliyoruz vücudumuzda. 8 tanesini dışarıdan hazır alıyoruz. Nasıl alıyoruz bunu? Bitkilerle beslenerek alıyoruz. Şimdi bakalım diyor ki karboksil grubu moleküle asitlik özellik verir. Şimdi karboksil grubuna baktığımızda hidrojen var değil mi? Bu hidrojen arkadaşlar ne yapıyor? Bizim amino asitimize asitlik özellik veriyor. Doğru amino grubu da bazlık özellik verir unutmayın. Polipeptit oluşurken karboksil grubuyla amino grubu birleşir demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Karboksil grubuyla bakın birinci amino asitin karboksil grubuyla ikinci amino asitin amino grubu birleşir. Buradan bir molekül su açığa çıkar ve peptit bağı kurulur. Kurulan peptit bağı sayesinde bu amino asitler birbirine bağlanmış olur. Dolayısıyla bu doğrudur. Amino asitin çeşidini radikal grup verirler. Az önce söyledim 20 çeşit vardı hatta. Amino tüm amino asit çeşitleri bitkiler tarafından üretilebiliyor. Bu da doğru. Şimdi bizler 12 tanesini üretebiliyoruz. 8 tanesini üretemiyoruz. Ee, ama bitkiler hepsini üretir arkadaşlar. Biz de zaten bitkisel besinlerle beslenerek hazır alabiliyoruz. Mesela hayvansal besine beslenerek de alabiliriz. Çünkü o hayvan gitmiştir bitkiyle beslenmiştir. Kendi vücudunu almıştır bunu. Biz de dolaylı olarak ondan alabiliriz. Merkezi karbon atomu ile radikal grup arasında peptit bağı bulunur demiş. Hayır arkadaşlar burada peptid bağı bulunmaz. Peptid bağları iki amino asit arasında kurulur. Dolayısıyla E şıkkı yanlıştır. 8. soru. Organik moleküllerden kitin, hemoglobin, antikor hangilerinin yapısında amino asitler yer alır? Şimdi arkadaşlar kitin bir karbonhidrat. Karbonhidratın yapısında amino asit yoktur. Hemoglobin kan proteinidir protein. Dolayısıyla proteinin yapısında amino asit vardır. Antikor da bizim vücudumuzun savunma proteinidir arkadaşlar. Hasta olduğumuz zaman antikor üretilir unutmayın. Hemoglobin kanımızda oksijenin taşınmasını, karbondioksitin taşınmasını sağlar. Ayrıca kanımıza da kırmızı rengini verir. Bunu da unutmayın. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 denizli şıkkı olur. 9. soru. Doğadaki protein çeşitliliğinin sınırsız olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz? Bakalım. Şimdi neden biz proteinleri çok çeşitli olarak biliyoruz? Çünkü şimdi 20 çeşit amino asit var. Bu 20 çeşit amino asit arkadaşlar farklı şekillerde dizilerek sonsuz sayıda protein oluşturabilir. O yüzden e, temel temel sebebimiz budur aslında. Diyor ki kullanılan amino asit çeşidinin farklı olması. Evet, çeşidin farklı olması protein çeşitliliğini de sağlar. Sentez için şifre veren gen bölümlerinin farklı olması. Şunu söyleyelim. Arkadaşlar proteinler bizim DNA'mızdaki şifrelere göre sentezlenir. Dolayısıyla her bir şifre bölümü biz bu şifrelere gen bölümü diyoruz. Her bir gen bölümü arkadaşlar birbirinden farklı olduğu için farklı farklı proteinler sentezlenir. Dolayısıyla bu da olur. Amino asitlerin dizilişlerinin farklı olması. Yani şöyle düşün diyelim ki ABC amino asitleri var. Bu ABC amino asitleri BAC şeklinde de dizilebilir değil mi? CBA şeklinde de dizilebilir. ACB şeklinde de dizilebilir. Dolayısıyla bunların farklı şekillerde dizilmesi farklı proteinlerin oluşmasını sağlar. O zaman C şıkkı da doğrudur. Her amino asit çeşidinin kullanım miktarının farklı olması. Mesela A'dan 2 tane kullanırım, farklı bir protein üretirim. Mesela C'den 2 tane, 3 tane kullanırım, farklı bir protein üretirim. Sayı da arkadaşlar bunu belirler. Doğru. Amino asitlerin bağlanma biçimlerinin farklı olması. Arkadaşlar bu olmaz. Neden? Çünkü tüm amino asitler aynı şekilde bağlanır birbirine. Bir önceki soruda söylemiştim. Ne, ne dedik? Birinci amino asitin karboksil grubu, ikinci amino asitin amino grubuyla birleşiyor aralarından bir molekül su açığa çıkıyor ve peptit bağ kuruluyor. Böylelikle, böylelikle e, birbirine bağlanmış oluyor. Tüm amnestler bu şekilde bağlanır. Dolayısıyla bu çeşitlilik sağlamaz cevabımız eşlik olur. Diğer sorumuz diyor ki bir amnestin yapısı aşağıda şematize edildiği gibidir. Amnestin harflerle belirtilen bölümleriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi A için ne dedik? A için karboksil grubu dedik. B için arkadaşlar amino grubu dedik. C zaten hidrojen. R için de ne dedik? Radikal yani değişken bölüm dedik. Diyor ki A karboksil grubu olup moleküle asitlik özelliği kazandırır. Doğru az önceki soruda da çıkmıştı. B amino grubu olup moleküle baz özelliği kazandırır. Evet B için amino yazdık. Baz özelliği kazandırıyor. Doğru. C hidrojen grubu olup Evet, tüm amino asit çeşitlerinde aynıdır. C hidrojen evet tüm amino asitlerde bulunur. Doğru. C ve D molekülleri peptit bağı ile birbirine bağlanırlar. Bakın C ve D demiş yani hidrojen ve radikal peptit bağı ile bağlananlar hangileridir? Karboksil ve amino grubu yani A ve B'dir. C ve D değildir. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olacak. Amino asit çeşidini D grubu belirler. Evet radikal grup çeşidi belirliyor. Doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı olur. 11. sorumuz. Diyor ki insan hücreleri ifadelerinden hangilerini gerçekleştiremez? Temel amino asit sentezleme, temel amino asit içeren protein sentezleme, amino asitleri ihtiyaç halinde glikoza çevirme. Şimdi arkadaşlar temel amino asit ne? İlk önce bunu söyleyelim. Hani az önce söylemiştim ya doğada 20 çeşit amino asit var. Şimdi bu 20 çeşit amino asitten 12 tanesini üretebiliyoruz. 8 tanesini hazır alıyoruz. Biz bu hazır aldığımız amino asitlere temel amino asit diyoruz. Dolayısıyla temel amino asit sentezleme olayını insan hücresi yapabilir mi? Yapamaz. O zaman bu gitti. Yapamaz olarak aldık. Temel amino asit içeren protein sentezleme. Biz bu amino asitleri dışarıdan alıp protein sentezleyebilir miyiz? Evet. O zaman bu doğrudur. Bunu yapabilir insan hücresi. Amino asitleri ihtiyaç halinde glikoza çevirme. Karaciğerde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu yapılabiliyor. Bu da olur. Hangisini gerçekleştiremez dediği için ne olacak? Yalnız bir yani A şıkkı olacak. 12. soru Proteinlerin etkinliği polipeptit zincirlerinin üç boyutlu özgün yapısını koruduğu sürece devam eder. Bu yapının bozulmasına denatürasyon denir. Arkadaşlar proteinlerin 4 boyutlu yapısına kadar yapısı vardır. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yapıları vardır. Bunların işte primer, sekonder falan diyoruz da bu kadarını bilmenize gerek yok. 3 boyutlu yapı halini aldığı zaman yani diyelim ki protein böyle bir zincir halindeydi. Daha sonra yavaş yavaş kıvrılmaya başladı bu ikincil hali. Sonra bu arkadaşlar şöyle kıvrıldı kıvrıldı ve 3 boyutlu halini oluşturdu. Bu hali proteinin aktif halidir. 1 boyutlu ve 2 boyutlu yapıdayken protein çalışmaz. Eğer bu aktif hali bozulursa biz bu olaya denatürasyon diyoruz. Denatürasyon olmuş bir protein arkadaşlar tekrar geri dönüştürebilir de dönüştürülemeyebilir de. Mesela yüksek sıcaklık proteini yapısını bozar. Dönüştürülemez ve e, ama bazı olaylar vardır mesela arkadaşlar bu durumlarda hani tekrardan geri dönüştürülebiliyor hani o da çok nadir görülen olaylardır. Mesela pH pH değişiklikleri de proteinleri bozulmasına sebep olabilir. Basınç da sebep olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu üçü de proteinlerin e, özgün yapısının yani üç boyutlu yapısının bozulmasına sebep olur. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Evet böylece bu testimizi de bitirmiş olduk. Beşinci testte görüşmek üzere. Hoşça kalın.